Selamlar, saygılar. Efsane ötemiz sonsuz. Rıfit Korkmaz eğitimleri olarak şimdi canlı yayında sizlerle meditasyon yapalım. Meditasyonun sonunda da eğer şifasına vesile olabileceğim bir arkadaşım varsa, bununla ilgili bilgi yazmışsa, canlı yayına katılmak istiyorsa, canlı yayında onun şifasına vesile oluruz inşallah ve aynı anda bizi dinleyen her dostun şifasına vesile oluruz. Bakalım, canlı yayınımızda kimler var? Bugünkü meditasyonumuz, hayatınızda istediğiniz bütün güzellikleri hayatınıza çekmek meditasyonu. Arkadaşlar, valla ben bir insanın hayal dahi edemeyeceği bütün güzellikleri 2017-31 aralığında yaşadım. Mayıs'a Kafkar'da yaşadım. Size de onu meditasyon olarak yaşatacağım inşallah. Benim o günden itibaren hayatımda olan güzelliğin milyon kat, trilyon kat daha fazlası sizin hayatınıza gelsin. Amin, amin. Şu an canlı yayınımıza katılan arkadaşlarımızın sayısı artmakta. Ben Mayıs'ta İzmir'in orta yerindeki Kaf Dağı ile ilgili tarihi, coğrafi, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve stratejik ve enerjetik ve spiritüel bilgileri sunayım. Arkadaşlarımız toplandıktan sonra, yani 2 dakika sonra meditasyonumuza başlarız. Arkadaşlar, Manisa ve İzmir'in orta yerinde maviye çalan yekpare kayadan oluşan bir dağ var. İki gözüyle bu dağa bakanlar ona Spil Dağı der. Samsun, Paris, İzmir, Lüleburgaz. Üç gözüyle o dağa bakanlar onun Kaf Dağı olduğunu bilir. Kaf Dağı dünyadaki bütün dağların atası, abisi, babası. Dünyanın neresinde bir dağ volkan püskürtecekse, dünyanın neresinde bir deprem gerçekleşecekse, neresinde bir kıta plakası bir diğerini itecekse, orada biriken gazlar, lavlar, enerjiler, 7 birimin 6 birimini Manisa Kaf Dağı'ndan dışarı verir. Manisa Kaf Dağı'ndaki bu bacalara bugün obruk olarak rastlarsınız. Kaf Dağı'nın tepesinde. Tabi dünyanın herhangi bir yerindeki bu enerjiler Kaf Dağı'ndan çıkarken bir ağacın yaprağına dahi zarar vermeden bacadan duman çıkar gibi şeklinde çıkar. 1517 metre yüksekliğindedir. Bu dağ 110 kilometre derine indiğinizde Uranüs'ün, 50 kilometre derine indiğinizde Satürn'ün enerjisini taşır. Her iki gezegenden de parçalar bulursunuz. Daha doğrusu gezegen kütleleri buradadır. Ve tepesinde de Jüpiter'in Zümrüdüanka ağacını görürsünüz. Yüzünü güneşe dönmüş, sağ kanadını İzmir Körfezi'ne, sol kanadını Turgutlu'ya açmış, sırtını Manisa Ovası'na vermiş, uçmaya hazır bir Zümrüdüanka'dır. Onun sırtına binerseniz sizi bütün güzelliklerinize kavuşturur. Meditasyonumuza başlayacağız. Arkadaşların biraz daha toplanmasını isteyelim. Bu dağ Kaf Dağı'dır. Eğer siz çok zenginseniz, hatta padişahsanız, çocuğunuzun okuması için ne yaparsınız? En iyi okula gönderirsiniz çocuklarınızı. Edirne'de bulunan padişahlarımız henüz Edirne başkenti iken, İstanbul'da bulunan padişahlarımız İstanbul başkenti olduktan sonra çocuklarını Kaf Dağı'na okula gönderirlerdi. En iyi okullarda, en iyi öğretmenlerden, zümrüdüankalardan eğitim almaları sağlanırdı. Ve bunlardan bilirsiniz Fatih Sultan Mehmet Han 4 yıl burada eğitim aldı. 8 yaşından 12 yaşına kadar. Haydi. Madem ki şimdi toplandık, o halde benim hayatımda gerçekleşen güzelliklerin çok daha fazlası sizin hayatınızda gerçekleşsin. Kısaca ben kendi hayatımda neler değiştiğini söyleyeyim. Yemin ediyorum bol bereketim hayalimin ötesine geçti. Ve ben o güne kadar sadece Gürcistan'a girmişken, o da ucuzları bağlamak için Gürcistan'a gitmişken tüm ömrüm boyunca Kaf Dağı'na gittikten sonra, şimdi size yapacağım meditasyonu yaptıktan sonra dünyanın neredeyse gitmediğim ülkesi kalmadı. Yani ben Kaf Dağı'na çıkmazdan önce sadece Gürcistan'a gitmiştim. Oraya ancak bütçem yetmişti. Şimdi size yapacağım meditasyondan sonra Güney Kore'ye gittim. Sibirya'ya gittim. Peru'ya, Amerika'ya gittim. Cezayir'e. Avrupa'nın ülkelerine. Pek çok ülkeye gitme eğitimler verdim. Dünyayı yemin ediyorum dolaşmaktan yoruldum. Ve başka bir şey daha. Hiç kimsenin hayal dahi edemeyeceği bilgelik içindeyim. Dünyanın en büyük bilgisi oldum. İnşallah şu anda yapacağımız meditasyonlarla, şu an yapacağım meditasyonla sizler benim şu an ulaştığım trilyon 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 kat fazlasına ulaşın. Birbirimizi güzellikte, bolluk, berekette, her tür faydalı konuda geçelim, yarışalım hep birbirimizle. Güzel yönde yarışalım. Haydi, kapatınız gözlerinizi. Aylardan Aralık ve son günü. Hava serin. Mayıs'ta İzmir'in orta yerindeki Kaf Dağı'nın 700. metresindesiniz. Arabanızla ilerliyorsunuz. Sol yanınız orman. Sağ yanınız şehre tepeden bakan yamaçlar. Sağ yanınız yamaç aşağı. Sol yanınız çam ağaçları ve orman. Yağmur yağmamış. Fakat ince bir sis var. Tüm ağaçların üzerinde. Bakın dalları. Çiğ damlaları. Çam ağaçları. Mazı yaprakları. Yapraklarını dökmüş bademler, kirazlar, yaban armutları, yaban gülleri, henüz yeşil kalmış otlar, kayaların üzerindeki o kına yapılan yosunlar bakın, hepsinde çiğ damlaları. Arabanızla gidiyorsunuz. Yanınızda, yan koltuğunuzda bir arkadaşınız oturuyor. Diyor ki bak, bak sol tarafına bak. Çiğ damlaları, çiğ damlalarının içine bak. Çiğ damlaların içine bakmak için arabadan indiğinizi hayal edin. Gidin bakın ağaç dallarındaki çiğ damlalarına.
Bir yaprakta birden fazla damla var. Eğimin etkisiyle yaprağın ucuna kadar geliyor ve pıt diye toprağa düşüyor. Daldan aşağı süzülüyor. Saat öğleden önce 11. Güneş 11 ufkundan vuruyor ve gün ışığı, bakın, su damlalarının içinden gökkuşağı olarak dışarı çıkıyor. Ama bugüne kadar gördüğümüz en güzel gökkuşağı, en renkli gökkuşağı, en canlı gökkuşağı. Moru, mavisi, sarı, kırmızısı, yeşili. Ne kadar canlı. Bunun merakı için de su damlasına, çiğ damlasına daha yakından bakmak istiyorsunuz. Bakın neden bu kadar canlı gökkuşağı? İçinde zurdanka yavrusu var her bir çiğ damlasının. Bütün ormanı şimdi bakın uzaktan. Bütün ormanı komple görmeye çalışın. İnce bir sis. Yaprakta, dalda, ağaçta binlerce, on binlerce çiğ damlası. 11 maddenin güneşi. Ve hareketli çiğ damlaları. Ve rengin, dünyanın en rengin ve canlı çiğ damlaları. İçinde zurdankalı çiğ damlaları. Evinizin salonuna avizeler koyarsınız. Ampulü yaktığınızda rengarenk parlar ya. Ya da bir düğüne gidersiniz. Küpeleriniz, gerdanlıklarınız, yüzükleriniz ışıl ışıl parlar ya. İşte ağaçlar da böyle süslenmişler, böyle parlak. Hayal edin. Bir dakika bu güzelliği görün. Masallarda görülmemiş, hayal dahi edilememiş kadar güzel. Ağaca bakıyorsunuz, ağaç değil. Sanki Pegasus ama henüz kanatları çıkmamış. Olsa olsa unicorn, tek boynuzlandı. Ve sizin yarattığı sonsuzluk duygusu. Ve Zümrüdankan'ın verdiği şifa duygusu. Ve Zümrüdankan'ın verdiği yüksek enerji. Artık sizin ben çok iyiyim şarkınızı sizin dudaklarınıza döküyor. Ben çok iyiyim, ben çok iyiyim, ben çok iyiyim. Dinleyin. Bütün ağaçlar, çalılar, yapraklar bunu söylüyor. Her bir hücreniz, milyonlarca, trilyonlarca hücrenizde ben çok iyiyim diyor. Bir dakika dinleyin bunu. Ve arabanızla 800, 900. metreye geldiniz. 950. metreye geldiniz. 31 Aralık, hava soğuk. Çiğ damlaları buz damlalarına dönüştü. Bakın, iğne yapraklı yeşil çam ağaçlarının her bir yaprağında, dalında yüzlerce binlerce buz damlası. İçlerinde zümrüdü ankalı buz damlası. 12 vaktinin güneşi giriyor buz damlalarının içine. Mücevherlerle süslü ağaçlar. Pembe, kırmızı, mor. Canlı elmaslar, yakutlar, safirler, laller. Canlı zümrüdankalar. Hayal edin. Güneş bu canlı elmasların içinden çıktığında 700. metredekinden çok daha kudretli, rengin, canlı, parlak gökkuşağı oluşturuyor. Bunu bir dakika hayal edin. Ve şimdi ormana geniş perspektiften bakın. Ağaçlar ne kadar parlak. Artık ağaçların gövdesi, dalları, yaprakları görünmüyor. Komple canlı elmas, canlı safir, lal, canlı zümrüdankalı buz damlalı orman oldu. Ağaçlar masal kahramanları gibi. Ve ağaçlar her biri kanatlı birer zümrüdankalar. Bakın tüm ağaçların içinde yüzlerce, binlerce buz damlası ve içlerinde zümrüdanka var. Ormanın üzerine bakın. Bir Pegasus, kanatlı beyaz bir at. Süzülüyor. Ve yan koltuğunuzdaki arkadaşınız size güneşe bakmanızı söylüyor. Güneşe bakın. Ve güneşin sıcaklığını hissedin. Kapayın göz kapaklarınızı. Güneşin sarılığı kirli bir beyaz gibi olsun gözünüzde. Güneşe göz kapaklarınız kapalı baktığınızda kırçıllı beyaz gibidir. Hafif turuncuya kaçar rengi. Ve güneşin enerjisini alın içinize, bütün hücrelerinize. Ve 700. metredeki çiğ damlalarının her bir hücrenizde varlığını hissedin. Ve 1000 metredeki şu an bulunduğunuz yükseklikte buz damlalarının içindeki zümrüdankaların da hücrelerinizde olduğunu hissedin. Güneş, buz damlalarının, çiğ damlalarının içindeki zümrüdankalara ulaştı. Ve kendinizin de kocaman bir çiğ damlası, kocaman bir buz damlası olduğunu hayal edin. Ve içinizde yekpare bir zümrüdanka olduğunu hayal edin. Ve güneşin her zaman sizin yanı başınızda olduğunu, istediğiniz zaman size yardım edeceğini bilin. Ben güneşin içindeyim, güneş benim içimde. Arabanızla bu büyülü ormanda, bu sihirli ormanda, bu masal hayal diyar ormanda, bu hakikat alemler ötesi ormanda 1100. 1200. 1300. metreye gelin. Ağaç dallarından, yapraklarından sarkan buz damlaları soğuğun etkisiyle artık ağaç dalının ve yaprağın üzerine çıktılar. Soğukta öyle olur. Normal soğuksa buz damlaları sarkar, daha da soğuk olursa buz damlaları yaprakların ve dalların üzerine kaldırır. Ve 1300'e gelin, 1400'e.
Ve 1500. metreye gelin bakın. Artık son yükseltideyiz. Buzdağından arkadaşlar, ben Erzurum'da kaldığım için biliyorum. Kars'ta, Ağrı'da, Iğdır'da kaldığım için biliyorum. Aşırı soğukta ise 30-35'lerde, 40'larda buzdağları çatırlar, kırılır, genleşir. Buz kristali haline gelir. Buz kristali de daha da genleşir ve kar görüntüsüne ulaşır. 1517. metreye geldik. Artık buz yok. Dallarda 3 parmak kalınlığında kar yağmış görüntüsü var. Ve bunlar kırılmış zümrüdanka yumurtaları. İçlerinden o 700. ve 900. metrede gördüğümüz zümrüdanka yavruları şimdi 1500. metrede çıktılar. Ve 700. metrede gökyüzünde altın boynuzlu unicorn vardı. 1000. metrede kanatlı Pegasus vardı. 1517. metrede zümrüdanka var kocaman. Ve milyonlarca zümrüdanka şimdi yumurtalarından çıktılar. Siz de kendinizi kocaman bir buz damlası, kocaman bir çiğ damlası görmüştünüz ya. Ve 1517. metrede bu buz damlasının kırıldığını, çatladığını, içinden siz zümrüdanka olarak çıktığınızı hayal edin. Gökyüzündeki bu milyonlarca, milyarlarca zümrüdanka yavrularıyla bu büyük zümrüdankanın yanına gidin. Ve bakın hepiniz tek bir zümrüdanka olun. Ve şunu deyin: ey yüce Allah'ım lütfen bedenime şifa enerjisi akıt doldur depola. Ey yüce Allah'ım lütfen bedenime bolluk, bereket enerjisi akıt doldur depola. Ey yüce Allah'ım lütfen bedenime bilgelik enerjisi akıt doldur depola. Ve bakın bedenize sağlık ve şifa enerjisi akıyor. Ve bakın bedenize bankaların dahi alamayacağı kadar çok para enerjisi akıyor. Ve bakın bütün çağların ötesinde, gozilyon yıllar sonrasında insanlığın ancak ulaşabileceği, bütün boyutların sonsuz ve sınırsız bilgeliği akıyor bedenize. Ve bakın sağlık ve şifaya vesile olmak enerjisi de akıyor. Bolluk, berekete vesile olmak enerjisi de akıyor. Ve gozilyon yıllar sonrasına ait bütün boyutların sonsuz ve sınırsız bilgeliğine başkalarında vesile olmak enerjisi de bedenize akıyor. Ve başkalarına bu bilgeliği sunarken, bir elmayı karşınızdakine gösterdiğinizde herkes hangi dili kullanıyorsa kullansın, onun elma olduğunu nasıl kolaylıkla siz hiçbir şey söylemeden anlıyorsa, tüm bu bilgelikleri de aynı kolaylıkla başkalarına anlatırken bu durumu, bu güzelliği yaşayın. Ve şimdi zümrüdankasınız. Bırakın bedenize dolan, depolanan şifa, bereket, bilgelik bütün dünyaya, bütün evrene, bütün boyutlara yayılsın. Ve deyin ki ey yüce Allah'ım lütfen bedenime huzur, mutluluk, cesaret, yüksek enerji, ebedi gençlik enerjisi akıt doldur depola. 108. enerji ve ötesi, abhayat ötesi, hakikat ve ötesi, alemler ve ötesi ve ebedi gençlik ve saadet ötesi ve sonsuz farkındalık ötesi enerjisi bedenime ey yüce Allah'ım akıt doldur depola. Zümrüdanka bedeninize bu enerjilerin aktığını, dolduğunu, depolandığını hayal edin. Bir dakika. Ve deyin ki ey yüce Allah'ım, tüm varlıkların huzuruna, mutluluğuna, cesaretinin artmasına, 108. enerji ve ötesine geçmesine vesile olayım. Bunun enerjisi de aksın. Alemlerin ötesine, abi hayatın ötesine, sonsuz gençliğin ötesine ulaşmak enerjisi, sonsuz farkındalık enerjisi ve bunlara vesile olmak enerjisi de bedenime aksın. Ve zümrüdanka bedeninizden bütün dünyaya, bütün evrene bu enerjilerin de yayıldığını hayal edin. Siz kendi başınıza yeterli ve tamsınız. Siz kendi başınıza her insana, her hayvana, her bitkiye, her bir kum tanesine, dağa, yıldıza, gezegene, uzaya, boyuta, şifaya, berekete, bilgeliğe vesile olacak kadar güçlüsünüz. Huzura, mutluluğa, cesarete, yüksek enerjiye, ebedi gençliğe, sonsuz farkındalığa, alemler ve hakikatler ötesine vesile olacak kadar büyük ve güçlüsünüz. Ve şimdi Mayıs'a kaftan üzerinde kanatlarınızı açmış uçarken dünya kadar büyüyün, uzay kadar büyüyün, bütün alemler kadar büyüyün. Ve şimdi gözlerinizi oturduğunuz salonda, koltukta, evinizde, yatağınızda, arabanızın koltuğunda neredeyseniz açınız. İnşallah bu benim hayatımda ne güzellikler getirdiyse sizin hayatınıza gozilyon gozilyon kez daha fazla güzellikler getirsin. Ve belki de siz de aynı duayı bilmek için edersiniz. Birbirimizle bu güzelliklerde yarışırız. Amin. Refik Korkmaz eğitimlerinden hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Efsane ötemiz sonsuz. Bir arkadaşınız ses yok demiş. Fakat ses olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu meditasyon burada bitti. Belki içinizden rahatsızlıklarıyla ilgili bilgi yazan olmuştur. Bu canlı yayını kapatıyorum. Hemen bir saniye içerisinde yeni canlı yayını açıyorum. Sadece şifanıza vesile olmak üzere. Eğer kanserli kitlesi olan, skolyozu, kuyruk sapında sıkıntısı, bir bacak diğerine göre kısalığı olan bir arkadaşımız varsa, kesin ödüm yoğunu olan varsa, işitme problemi olan varsa hemen biraz sonraki canlı yayında bunu yazsın, canlı yayını alalım. Selamlar, saygılar, efsane ötemiz sonsuz.